Ya bir de hocam biraz bak şey konusuyla da alakalı işte. Konu oralara geldi. Serbest piyasa liberalizm zaten. Biliyorsunuz ben sık sık deprem hakkında konuşuyorum. Gündeme getiriyorum. Korktuğumu da söylüyorum ve Türkiye'nin yarra yiyeceğini, etrafta eli silahlı adamlar çeteler göreceğimizi, belki bağımsızlığımızın riske gireceğini düşünüyorum çok çok da insan ölecek ve bence depremde ölenlerin sayısından çok deprem sonrası hayatta kalanlardan daha çok ölen olacak. Ben öyle bir anarşi bekliyorum açıkçası. Hele hele bu kadar demografiyi bok etmişlerken. Şimdi deprem için 23 senedir ne yapıldı? 17 Ağustos 1999'da deprem oldu Gölcük'te. Hadi o depreme önlem alınmadı. Okey deniz kumuyla inşaatlar yapıldı. Zert zurt falan. O halbuki fayın orada olacağı belliydi. Şimdi bize önceden uyarı vermiş bir fat fay var. 23 sene önce bu fay kırıldı. Ve bir daha kırılacağım diyor. Na şurada bizim balkondan bakınca fay attı gözüküyor. <laughs> Şimdi 23 senede hiçbir bok yapılmadı değil mi? Yani adam akıllı bir önlem falan alındı mı? 2002 gibi bir kan, 2004 2004'te bir kanun çıktı. Biraz sıkılaştırıldı işler ama yeterince yeniden yapılanma oldu mu bilmiyorum. Şimdi biliyorsunuz deprem vergileri diye vergi topladılar ve Tayyip dedi ki kardeşim size ne istediğim yerde kullanırım. Biz gereken yerde kullandık siz işinize bakın dedi. Deprem vergisini depremle alakasız konularda kullandılar kim bilir neydi. Şimdi Hans Hermann Hopp, bir Ankap abi bu kesinlikle okuyun ben adam asrından öğrenince demokrasi ve kapitalizm bir teori kitabından sonra şeyi de okudum. Demokrasi, The God That Failed, Sıçan Tanrı, Demokrasi. Orada hop saltanat ile demokrasiyi kıyaslıyor ve saltanat daha üstündür diyor. Monarşi de değil bak saltanat babadan oğula geçen monarşi yani saltanat. Saltanat demokrasiden daha edebi. Ya yani adam tabii ki saltanatçı değil ama adam devletsizliği savunuyor. Fakat diyor ki demokrasi o kadar boktan bir yönetim ki saltanattan bile kötüdür. Örneğin saltanatta işte kral, padişah kendi mülkü, değil mi ülke? Ona göre her zarar hesabı yapar. Çünkü bu ülke uzun vadede onun. Ve daha sonra kendi oğluna aktaracak bu ülkeyi ona göre bu ülkeyi düzgün bırakmak ister bir şekilde daha da uzun vadeli yönetir. Yani oğlunuza çocuğunuza miras bırakırken düşünmez misiniz değil mi? Heh. Ama diyor demokraside başa gelen adam çok kısa bir süreliğine başlar. İstediğini harcar, istediğini yapar. Geleceği düşünmek zorunda değildir der. Ya bu deprem konusundaki alınmayan önlemler işte aynı bunun gibi. Adamlar diyor ki ya biz 10 sene, 20 sene iktidarda kalacağız. Deprem bizim zamanımızda düşük bir ihtimalle olur. Bu risk alınabilir. Siktir et, önemseme. Ama halbuki saltanat olsa diyor hop, adam oğlunun durumunda düşüneceği için bu mesela deprem gibi bir konuda daha ciddi önlemler alırdı. Ya bakın bu arada bu depremin insani tarafını geçin. Yaşam, ölüm, insani tarafını geçin. Sadece iktisadi açıdan bakalım. Bu depreme önceden önlem almak depremin sonradan yaratacağı tahribattan daha karlı. Yani depreme yeniden şehirler yapılandırmak, önlemler almak şu kadar zararlıysa depremin yol açacağı tahribat maddi açıdan bu kadar zararlı. Ama işte uzun vadeli düşünmüyor babacım şey siyasetçi. Demokraside başa gelen adam. Abi bunu bir tek hop değil Kadir Musuloğlu da söyledi. O saltanatı savunmak için söyler. Hop ise demokrasi o kadar dandik ki saltanat bile boklu saltanat bile ondan iyi demek için söylüyorum. Tryt hailing denen aplikasyonlar dünyanın her tarafında kullanılan. İstanbul'da depremden korkma. Şener, Üşümez, Soy benim aklıma yatıyor. Öpüyorum kardeş. Hocam şimdi jeolog değiliz. <laughs> Böyle olunca çoğunluğa uyuyoruz ki bu benim normaldeki tavrım da değildir ama inşallah haklıdır yani. İnşallah haklıdır ama olacak hocam belli. Fay belli. Fayın nereden geçtiği belli amına koyayım ya. <laughs> ne bileyim çok jeolog olmaya da gerek yok ya. Aha dün kırıldı. Bugün de buradan uzantısı kırılacak yani.